Allah bulunduğun her yerde seni gören Allah'tır. Seni duyan Allah'tır. Çünkü her şey O'nun. Bu uçsuz bucaksız, hesabı kitabı aklı çıldırtır. Şu fani dünyanın içinde bir yok kadar durduğu şu büyük alemde bir insan nedir? Kimdir? Ey insan, sana birisi haklı olarak Allah belanı versin dediği zaman, eğer sen güneşten daha büyük cisimler gökten kafana atılıyor gibi hissetmiyorsan, La ilahe illallah dediğin şey içine sinmemiş demektir. Sana birisi Allah senden razı olsun dediğinde kendini yüzlerce kanatlanmış halinle göklere doğru uçar hissetmiyorsan La ilahe illallah'ı anlayamadın demektir. وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Her ayetel kürsiyi okuduğunda neden söylüyorsun bunu anlayamadın sen demektir. Ey mümin kardeşlerim, bu dünya hakikatlerini bizim çözeceğimiz dünya değildir. Şu bahsettiğimiz 100 milyon ışık yılı gittik, yolun yarısına gelmedik, geri baktık dünya, uzay diye bir şey kalmamış. Bu bahsettiğimiz şu büyük dünya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin dakikalar içinde aşıp Rabbinin arşına doğru yaklaştığı Miraç olayının noktalarından biridir sadece. O Allah onu Miraç'a bu bizim izlediğimiz güzergahtan götürdü. Dakikalar içinde yattığı yatak o gece, Miraç'tan önceki gece, yani Miraç gecesinde yattığı yatak bedeniyle, mübarek bedeniyle ısınmıştı. Geri geldiğinde soğumamıştı henüz. Demek ki birkaç dakikada oldu bitti bunlar. O Allah'tı Celle Celaluhu. Mağarada müşrikler onu mızraklamak için sıkıştırdıklarında da o Allah'tı, o Allah Celle Celaluhu. Sadece 1,5 sene önce Miraç'a çıkardığı peygamberini bu büyük güzergahta, Medine'ye hicret ederken yılanların bulunduğu mağarada beklemeye mecbur etti. Çünkü kul güneşin bütün sistemiyle, galaksilerin bütün muhteşemliğiyle nokta kadar bile olamadığı bir dünyada kul sadece onun yörüngesinde dönmekle yükümlüdür. Keyfine geleni yapmaya hak sahibi değildir. Onun için serseri çocuklar onu taşladığı zaman ve mübarek bedeni şerifinden kanlar aktığı zaman, çocukların taşladığı bir peygamber olarak ellerini açıp da ne buyurmuş, ne demişti? Ey Rabbim, sen böyle razı olacaksan bir itirazım yok, ben mutluyum demişti. Nasıl güneş milyonlarca senedir belki enerjisini kaybetmeden hem dönüyor, hem etrafında döndürüyor, hem aydınlatıyor, ısıtıyor ve vazifesini yapıyorsa, henüz dünyaya geleli 30 sene, 50 sene olan insan, güneşten de mi daha güçlü ki Allah'ın huzurunda, secde yörüngesinde dönmesin? Kimdir insan ki o isteyecek de olacak, Allah isteyecek de olmayacak? Haşa. Kardeşlerim, eğer Ebu Cehil, Firavun, Karun, Nemrut, zalimler ve şimdi onlar gibi olup müminlere ve insanlara zulmeden zalimler Allah'ı böyle büyük Allah olarak tanısalardı, o akılsızlığı yapabilirler miydi? Allah'ı böyle büyük bilen sabah namazı kaçırır mı? Allah'a tazimi, saygısı bu çapta olan birisi
Kur'an okumaya doyabilir mi? Böyle bir Allah'a iman eden mümin, Allah belanı versin sözü önünde dayanabilir mi? Kıyamet günü görüşürüz sözünden kalp krizi geçirmesi gerekmez mi müminin? Sadece korktuğu için değil, sevgi ve saygısı da onu yönlendirdiği için üstelik.